Değerli meslektaşlarım, hepinizi Türkiye Muhasiriciler ve Denetçiler grubu adına, platformu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, deminden beri bazı şeyleri seviyorum, benim aklım karışmaya başladı. Eleştiren arkadaşlar, tam tersi iktidar yapısının içindeki rozetle çıkıyorlar. Sorunlar var diyorlar, çözüm önerisi. Yani şunu demek istiyorlar, Türkiye dertleri bitmeden bizim derdimiz bitmeyecek. Ama Türkiye'nin derdi çıkmak bitmeyecek. Çünkü atmosfer Türkiye'nin bulunduğu kozmopolitik ortamda dertleri bitirecek. Ama biz istemeyi biliyoruz. Bakın bugün gazetelere bakın. Eczacılar, afişastalar kar oranını 200 liranın altında %26'ya çıkarttılar. Nasıl? Sessiz sedasız değil mi? Peki biz bir ilanı bile yansıtıramadınız asgari ücretin. Değerli arkadaşlar, ben bunu açıklayacağım ama öncelikle şu yeşil pasaport olayının mağduru benim. Mağduru benim, hala özürümü alamadım. Maalesef Diyanet Başkanı olan abim, sevgili Akdemir de burada. Evet, ilk çıktığında Milliyet Gazetesi'nde 2016 yılında aldatmakla suçlandı. İşin kötü tarafı, muhalefet de aynı şeyi yapmıştı. Yeşil pasaport alınabilir mi canım? İhracatçılar Birliği'yle anladım. Doğru, 2017'de aldılar. Avukatlar da var. Gerekçem şuydu. Memurlar. Memurlar hepsi 10 yılı geçti. İkinci kademe alıyor. Biz mi alamıyoruz? Ben de devlet izniyle. Avukatlar da aldı. 2016'da. Ve dilekçe verdi yönetim kuruluma. Yönetim kurulu o zaman 9-9 kabul etti. Sayın Başkanımız o zaman Akdemir Ankara'ya gönderdi. 2016 bitti. 2017 bitti. Hiçbir şey yok. Sayın Özgür Karabağ Milletvekili İstanbul CHP. Kendisinden ricacı oldum. Kendisi şöyle söyledi. Meslek adına ne yapıyorsa arkasında varım dedi. Ve maalesef evet hayata geçirmeye çalıştık ve geçti. Peki ne oldu? Mecliste sunuldu. Aynı şey eski kara milletvekilini de önerdi. Ama öyle duruyor. Bizim kulis yapmamız lazımdı. Ama TÜRVOK şimdi yine tutmuşlar başka yerlerde. Başka yapıları da biliyorlar. Sevgili arkadaşlar, bir de hakkımı yemesinler. Olmuyor. Kadın meslektaşlarla ilgili ben girişimde bulundum. Benim kaydım burada. Yani doğum hakkı için. Handan burada mısın? Bak buradasın. Evet. Biz İstanbul Genel Kurulu'nda arkadaşım doğum yapmasını aldığında, yani doğuma gitmiyor. Eşi beni aradı. Herkes gülmüştü. Evet güldük. Niye? Çünkü mesleki anlamda ben de başka kaydını yapamaz. Kadının en doğal hakkıydı doğal. Doğum yapma. Niye yaptık? Sonrasında bu dilekçeyi geldi. Yok, 1857'ye göre 8 hafta önce, 8 hafta sonra. Gelir derse başkanım dedim ki, sevgili başkanım, istatistik bilgi var. İstanbul Odası'nda yıllarca başkan yardımcılığı yaptım. Aksi rekabette görev yaptım. Dediğim şey şuydu arkadaşlar. Dedim ki arkadaş, meslektaşlarımın, kadın meslektaşlarımın hepsi ayın ilk ayında doğum yaptı. Sezeryan. Mecburiyetten. Böyle meslek olur mu ya? Şaka mı yapıyorsun dedi, tek canlıyorsun. Evet, şaka değil, gerçek. Ve onun üzerinde 24-11-2020'de hayata geçti. 30'unda hayata geçti, 137. Sayın Başkan burada diyor ki biz hayata geçirdik. Teşekkür ediyorum etkileşim yarattığı için. Değerli arkadaşlar, şu KDV meselesini de söyleyeyim. 8 tane KDV girişimde bulunuyor. Yaklaşık. TÜRMOK'ta bulunmuş. Ama denetim kurulu başkanımız sağ olsun Anadolu Odalar toplantısında KDV asla değişmez, 8'e inmez diyor. %1'e hiç inmez diyor Erzurum Oda Başkanım'la, Aksaray Oda Başkanım önerdi. Ama kendileri de öneriyorlar 8 tane. Sayın Divan Başkanımız İstanbul'daki benlik toplantısında ekstra değişmede bankları var. Nasıl iş bu? Ya denetim kurulu başkanı inanmadıkları bir dilekçe veriyorlar ya da arkasına duramıyorlar. Bizim gerekçemiz ne? Sözlerimi bununla bitireceğim, sözlerimi çok uzatmayacağım.
KDV arkadaşlar 2015'te KDV dahil olarak bir mahkeme kararı çıktı. Bizim için. Ve 2016'dan itibaren biz KDV içinde olarak makbuz kesmek durumunda kaldık. %16 artış, %18 geri gitti, bütün hasılatımız gitti. Ve bizim işte gerekçem bu. Bizim maalesef makbuzumuz karşı tarafta bir indirim konusudur. Maliyenin asla bir zararı yok. Ben nihayet tüketiciye vermiyorum, hükümlere veriyorum. Fatura veya serbest mesleği. Bunun neresi maliyenin zararına? Mükellefim, umurumda bile değil. Ben eridim. %74 eridik arkadaşlar 2010'a göre. Kim bunun hesabı verecek? Dolar kurdu söyleyeyim mi? 2010'da 1464 liraya 80 dolar alırken işletmeden bugün ne alıyorsunuz biliyor musunuz? Sadece 20 dolar. Çünkü dolar 18.200 oldu. Eriyorsunuz. Ama buna kimseye anlatamıyoruz. Sayın Gelir Dairesi Başkanımız, Maliye Bakanı Yardımcımız buraya geliyor. Niye geliyorlar? Benim hakkımı versin hocam. Hak aramak mı? Gerekirse, hak aramak buysa üstüne gideriz. Bazen derler ya eskiler, huzur isyandaysa isyancı gömük burada. Siz mi? Hakkınızı arayın. Değerli arkadaşlar, sözlerimi uzatmayacağım arkadaşlarımın haklarını da uzatmamak adına. Biz özgür ve hür irademizle hepinizden muhasebeciler ve denetçiler platformuna oyunuzu istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum.